Merhaba baba. Hoş geldin. İki gün mü, üç gün mü oldu karıştırdım. Bilmiyorum ki. Dün nöbetim vardı, uğrayamadım sana. Geçen gün de gittin ya. Aa, doğru. Üç gün olmuş. Ben karar değiştireceğim galiba. Uzmanlığı dahiliyede yapsam daha doğru olacak. Sen bilirsin. Çocuk diyordun. Dahiliye daha iyi. Hayırlısı neyse, bitir de. Baba. Gönül koymuyorsun değil mi? Ne? İşte sen buradasın, ben öbür tarafa taşındım. Büyük ev senin için daha iyi. Mehmet Fikri haklı. Okulla mı uğraşacaksın, stajla mı uğraşacaksın, evle mi uğraşacaksın? Zaten mezuniyete kadar. Üzme kendini. Büyük evde kıyamet kopuyor. Niye? Mehmet. Çok sarsıldım Mehmet. Yazık. Üzülüyorum. Yakında toparlar. Niye ki? Mehmet Fikri yaptı yapacağını. Evlendiriyor. İyi. Sabah 6:30'da hastanede olmam lazım. Git sen git. Hadi hemen yat. Bir şeye ihtiyacın var mı? Ha? Yok. Var, sağ ol. Mehmet'e kimi alıyorlar biliyor musun? Gümüş'ü. Ne? Gümüş. Bizim gümüş. Bizim gümüş. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Gümüş dedi. İnanabiliyor musun? Gümüş. Ne demek efendim? Ali Kıran Başkesen mi bu? Benim oğlum dedesinin kölesi mi her dediğini yapacak? Sesini yükseltme Şeref. Sesimizi yükseltmeye yükseltmeye bu hale geldik. Gümüş kötü kız mı? Pırlanta gibi kız. Benim oğlum Amerikalarda, Avrupalarda okusun, yalılarda büyüsün. Sonra gidelim Afyon'dan kız alalım. İyi be. Sen de Afyonlusun. Benle o kızı bir mi tutuyorsun? Yok canım, o manada söylemedim. Canım, her şeyin bir adabı, bir usulü var. Mehmet yavrum kimi getirirse ben onu kızım der, bağrıma basarım. Ama bir tanışılsın, bir görüşülsün. Canım, tanışıyorlar ya. Kaç kere gördü kızı. Baban illa mutsuzluk olsun diye yapmıyor ya. Ahmet, o görüşmeyle bu bir mi? Afyon'da staj yaparken gördü. Sorsan hatırlamaz bile. Evet. Sen haklısın. Bir anne olarak. Değil mi canım? Ama babam öyle münasip görmüş. Demek ki bir bildiği var. Babam münasip gördü diye. Benim oğlum evlenecek diye bir kaide mi var? Aslan gibi oğlan. Kimi istese gelin diye getirir bu eve. Canım, Mehmet'in seçtiğini de gördük. Bak hala toparlayamadı kendini. O başka. O başka, bu başka. Sen neye karşısın anlamış değilim. Bu şekilde bir yuva kurulamaz. Mutsuz olur benim oğlum. Biz de aynen bu şekilde bir yuva kurduk seninle Şeref Hanım. Mutsuz mu oldun? Ben şahsen olmadım. Çok da mutluyum. Seninle konuşmanın imkanı yok Ahmet. İyi. Sen yabana atma Mehmet Fikri'yi. Hiç yabana atma.
Şişeye yazık olmuş. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun dede? Acıyor mu? Dede çık, benim odam burası. Her şey senin. Benim olan her şey senin. Almayı bilirsen dünya senin. Ben hiçbir şey istemiyorum. Sen her şeyi istiyorsun. Hiçbir şey istemeyen adam hiçbir şeye üzülmez. Bu benim hayatım dede. Ya ben hayatta olduğum sürece ondan mesulüm. Sen zannediyorsun ki biz sana ceza veriyoruz. Hayır. Ben seni ne tehdit ediyorum, ne ders veriyorum, ne ceza veriyorum. Senin bilmediğin çok şeyler var dede. Hayatımın her şeyini bildiğini zannediyorsun ama bilmediğin çok şeyler var. İhtiyar ne bilir ne bilmez, bunu da kimse bilemez. Neyi bilmem gerekiyorsa onu bilirim ben. Bu da benim lüksüm. Öp beni. Evlenmeden olmaz. Kötü kan, kader bir baksın. Öp beni. Evlenmeden olmaz. Mehmet, duymuyor musun beni? Sana söylüyorum evladım. Hadi gel kader bir baksın şu eline. İstemiyorum. Mehmet. Git. Kurtar beni. Kadere git eline baksın. Camı yarın sabah taktırırız. Sen misafir odalarından birinde kal. Yarın gelmene lüzum yok. Ben Afyon'dan dönene kadar kendini toparla. Allah rahatlık versin. (Gülüyor)